Yoruldum vallahi muhterem, bu 13. telefon ya bugün açtığım. Hayırlı günler diliyorum efendim. Rütük'ten arıyorum ben sizi. Biliyorum sade vatandaş olduğunuzu efendim ama aramam zaten sade vatandaş oluşunuzla alakalı. Bir sade vatandaş neden cep telefonundan Turgay Yıldız'ın çektiği muhalif videoları seyreder? Seyretmişsiniz, elimizde belge var. Artık tabii Rütük onu da denetleyecek. Sizin telefonlarınıza kadar denetleyeceğiz efendim bundan sonra böyle. Evet, izlemeyin. Size memur arkadaşlar ceza olarak Burhan Kuzu'nun tweetlerini okuma cezası veriyor. Saygılar sunuyorum. Terbiyesiz. Size ne diyor yahu, size ne? Bize ne olur mu? Her şey bize. Ah. Hayırlı günler diliyorum. Rütük'ten arıyorum efendim. Saygılar, sevgiler. Nasılsınız inşallah? Efendim biliyorum siz de bir önceki vatandaşımız gibi aynı suali tevcih ettiniz. Siz sade bir vatandaşsınız. Biliyorum. Peki sade bir vatandaş beyefendi ev sohbetlerinde neden doğal gaz zamlarını eleştirir? Kaz Dağları'nın yabancılara peşkeş çekildiğini söyler. Neden ev sohbetlerinde iktidarı protesto ediyorsunuz beyefendi? Olmuyor. Size 1500 lira para cezası kesiyoruz. Evet. Aklınız başınıza gelsin bundan sonra. Öyle eleştiri beleştiri yok efendim. Bir haftada iktidar övücü konuşma yapacaksınız. Saygılar sunuyorum. Terbiyesiz. Şuna bakın yahu. Nedenmiş ve sana neymiş? Hayırlı günler diliyorum efendim. Rütük'ten arıyorum ben sizi. Biliyorum efendim sade vatandaşsınız. Hepiniz sözleştiniz mi ya? Her vatandaş, ben sade vatandaşım, ne alakam var? Çok alakanız var. Efendim rüyalarınızı da Rütük'e bağladık. Rüyalarınız da artık Rütük'e bağlı. Evet. Ve siz geçtiğimiz hafta ahlaka mugayir rüyalar görmüşsünüz. Çok ayıp ve sansürsüz görmüşsünüz rüyayı da. Çok terbiyesizce size yakıştıramadık. Bir de bir rüyanızda hükümet aleyhinde slogan atmışsınız. Evet. Bu nedenle rüyanızı 2 aylığına kapatıyoruz. Bir haftada rüyanızda Berat Albayrak'ın "Burası çok omelli" açıklamalarını yayınlayacaksınız. Saygılar, sevgiler.